Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan tarihi mağaraların arasında 1800 yıllık Kızılin Köprüsü'nün üzerinde bulunduğu Göksu Çayı üzerinde ilk rafting turnuvası düzenlendi. Roma döneminde yapılan en az 1800 yıllık Kızılin Köprüsü'nün üzerinde kurulduğu Göksu Çayı ilk rafting turnuvasına ev sahipliği yaptı. Tarihi mağaraların arasında akan Göksu Çayı'nda rafting yapan sporcular hem tarihi gezintiyle sporu birlikte yaşadı. Doğa sporlarının son yıllarda ilgi odağı olması ve Kızılin Köprüsü'nün turizme kazandırılması nedeniyle geçtiğimiz günlerde botlar suya indirilmiş ve deneme yapılmıştı. Turnuva Besni Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Rafting Federasyonu tarafından düzenlendi. Aynı anda. Besni kurumlar arası yarışmalara 16 kurum katıldı. Kurum personellerinin yarıştığı ve 4 etapta yapılan yarışmalar davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı. Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı da turnuvayı izledi. Göksu Nehri ile Fırat'ın birleşim alanını mükemmel bir şekilde seyrettik ve burada ilk defa rafting yaptık. Burada raftingin devamını getireceğiz. Çünkü biz alanları çok beğendik. Onun için biz burada İlerleyen günlerde bir okul sporlar yarışımız olacak ve seneye bir Türkiye şampiyonası ile bir de 3-4 ili kapsayan Fırat uluslararası bir maratonu hedefliyoruz. Buranın turizm potansiyelini, turizm amaçlı sportif potansiyelini çok daha iyisini dünyaya yayma şartlarız. Son yıllarda yapılan incelemelerde deniz, kum, güneş, turizm oranının büyüme oranı %1, doğa sporları %6. Kızılin'de, Fırat'ta Adıyaman'la Urfa'nın birleştiği bir noktadayız. Eşsiz bir doğa, eşsiz bir zenginlik. Hedefimiz bu doğa zenginliğini, bu cennet mekanı tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtabilmek. Biz bu sporu hem bölgemizde tanıtmak istiyoruz hem de Kızılin'i, Göksu Çayı'nı raftingin merkezi haline getirmek istiyoruz. Amaç burada spor turizmini, Adıyaman'daki spor turizmini hareketli kılmak. Özellikle doğal, tarihi, turistik yerleri Türkiye gündemine taşımak. Bununla beraber spor organizasyonlarını ilimizde yaygınlaştırmasını sağlamak. Ben öncelikle rafting sporunu ben de bugün ilk defa sporcu olarak denedim. Çok heyecan verici, hareketli, doğayla baş başa inanılmaz güzel bir spor branşı. Nisan ayında ilimizde ilk defa aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığımızın Rafting Federasyonu'nun okul sporları programına da alınmış bulmakta. İnşallah bundan sonraki dönemlerde Adıyaman Türkiye'de rafting sporuyla inşallah gündeme gelecek. Bugün ilk defa rafting sporuyla tanıştık. Tarihi mekanımız Kızılin'de çok güzel, heyecan içinde ve yorucu bir spor oldu. Herkese tavsiye ederim sporu. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Besni Kaymakamlığımızın ortaklaşa düzenlediği bu turnuvanın devamını diliyoruz. Çok heyecanlıydı. Biz de yarışmacı olarak katıldık. Kurumlar arası bir turnuva düzenlendi. Raftingi daha önce denememiş olan, merak eden herkese tavsiye ediyorum.